Anadolu'ya eski aydınlık günlerini tekrar yaşatmak ve daha da ileri götürmek için kurduğumuz bu devlete bir isim vermenin vakti gelmişti. Konseyde Yıldırımlar Devleti, II. Selçuklu Devleti, Anadolu Hun Devleti, Yüce Türk İmparatorluğu, Yıldırım Hanlığı gibi isim fikirleri ortaya atılmıştı. Ancak biri sancağımızla da uyumlu olduğundan bu ismi devlete layık görecektik. Kün Türk Devleti. Adını eski Türkçe'de güneş kelimesinden alan devletimiz artık Anadolu'da aydınlık yarınlar için var olacaktı. Tabii bu konseyde yeni kararlar da alınacaktı. Arkadaşlar öncelikle seriye gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere çok çok teşekkür ederim. Videolarımızın daha fazla kitleye ulaşabilmesi için bu videodaki hedefimiz 200 like sayısını aşmak olacak. Ayrıca 10.000 aboneye doğru daha hızlı ulaşabilmemiz için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Anadolu'da hızlı fetihler yapabilmemiz için bir mühendise ihtiyacımız var. Bunun için Gezgin'e danışmalıyız. Onun aklında elbet işin ehli biri vardır. Yeni bir yoldaş için hazineyi diri tutmak gerekir. Ordumuzda asker sayısı oldukça fazla. Orduya bir mühendis alınmalı ama şu an vaktimi o konuda kararsızım. Eğer yalnızca kale fethedeceksek, sadece yaya birliklerle ilerleyebiliriz. Bu da hem daha büyük ordular kurmamızı sağlar, hem de hazineyi diri tutar. Sonuçta atlı birliklere daha yüksek ücret ödüyoruz. Peki, öyle yapacağız. Bugün orduya bir mühendis katacağız. Bu da daha hızlı fetih yapmamızı sağlayacaktır. Ayrıca Selçuklu kalelerini fethederken, önceliğimiz savaşmadan beyleri kendi tarafımıza çekmek olmalı. Hedefimiz Bitlis ve Alanya olacak. Bu kaleleri mümkün olduğunca savaşmadan ele geçirmeye çalışacağız. Ama eğer direnirlerse tek yolumuz onları alt etmek olacak. Unutmayın, başarırsak kahraman, başaramazsak hain olarak anılacağız. Nihayetinde yola koyulmuştuk. Önceliğimiz Gezgin'den mühendislik alanında kendini geliştirmiş bir yoldaşın yerini öğrenmek olacaktı. Bunun için Kars'ta meyhaneye uğradık. Gezgin de meyhanedeydi. Yanına doğru sokulup elindeki yoldaşların listesine baktım. Mühendis Agatias adında birini tanıdığını ve şu anda Bizans'ın elindeki Roma şehrinde olduğunu söyledi. Hızlıca Süleyman Bey ile birlikte yollara attık kendimizi. Konya civarına vardığımızda Sultan Keykavus'un Bizans'a teslim olduğunu ve Konya'nın Bizans eline geçtiğini öğrendik. Bir süre sonra Roma şehrine vardık. Agatias bu olmalıydı. Hemen yanına doğru yanaştım. Merhaba, ben Yıldırım. Agatias sen olmalısın. Doğrudur efendim. Anadolu'dan geliyorum. Selçuklu'nun çöküşü sonrası halkımı kurtarabilmek için yeni bir devlet kurdum. Kars'ta bulunan gezgin bana senin mühendis olduğunu ve kale fetihlerinde gerekli aletlerin yapımında işlerimizi kolaylaştırabileceğini söyledi. Eğer bu konuda yeterli beceriye sahipsen seni ordumda görmek isterim. Babam bu civardaki en iyi mühendislerden biriydi. Ben de onun elinin altında yetiştim. Dünyayı dolaşmaya ve deneyim kazanmaya niyetliyim. Bu teklifinizi 5000 akçe karşılığında kabul edebilirim beyim. Artık bu sorunu da çözmüş sayılırdık. Agatias sayesinde kale fetihlerinde elimizi daha çabuk tutabilecektik. Yoldaş Agatias'ı da ekibe kattıktan sonra tekrardan Anadolu'ya döndük. Mamure'den biraz erzak aldıktan sonra Kars'a doğru giderken hedeflerimizden biri olan Bitlis Kalesi Bizans tarafından ablukaya alınmıştı. Hedeflerimizden bir diğer yer olan Alanya Kalesi için hemen kolları sıvamalıydık. Alanya civarına giderken Agatias gelişime pek açık olduğundan hızlıca rütbe atlamaya başlamış ve mühendislik becerisini en üst seviyelere çıkarmıştı. Yetmemiş taktik becerilerini de geliştirmişti. O esnada Alanya kuşatması tamamlanmış ve fetih başlamıştı. Merdivenleri surlara dayayarak hızlıca kale surlarını aşmıştık. Kaledeki asker sayısı 100'ü aşkın olmasına rağmen bir kısmı bizimle savaşmayı doğru bulmamış ve teslim olmuştu. Geriye kalanlarla ise çetin bir mücadeleye girmiş ve kazanmıştık. Anadolu'nun kurtuluşu için verdiğimiz bu mücadelede sınırlarımızı genişletmeye devam ediyorduk. Savaşta ele geçirdiğimiz ganimetleri satarak hazinemizi doldurmuştuk. Tam o esnada Alanya civarında fetih hazırlığı için bekleyen İbrahim Paşa'ya denk geldik. Bizans lordu Alexios bunu fırsat bilerek İbrahim Paşa'ya saldırmıştı. Ona destek için biz de saldırmaya başladık.
İbrahim Paşa'nın ordusu bize karşı koyamayacak derecede güçsüzdü ve savaş başlamıştı. Ordumuz hem güçlü hem de sayıca üstün olduğundan zorlanmadan savaşı kazanmıştı. Bu savaştan sonra birkaç parça ganimet ele geçirmiştik. İçlerinde sağlam bir Türk kostümü vardı. Bunu Agatyas'a hediye ettik. Selçuklu devleti üst üste yenilgi almaya başlayınca tarafımıza 3. Kılıç Arslan'dan bir mektup geldi. İdarem altında bulunan Alanya Kalesi'ni ele geçirdiğinizi duydum. Garnizonda bulunan bir kısım askerim size katılmış. Anadolu'da başlattığınız bu direnişten dolayı cesaretinizi takdir ediyor ve size katılmak istiyorum. Ancak yıllardır yönettiğim Alanya Kalesi'nde tekrardan söz sahibi olmak istiyorum. Bu mektuptan sonra 3. Kılıç Arslan ile görüşme kararı aldım. Gönderdiğim mektubu okudum Kılıç Arslan. Eğer bize katılırsan Alanya Kalesi'nin yönetiminden tekrar sen sorumlu olacaksın. Büyük ordular toplayıp sahipsiz kalan Selçuklu halkını kurtarmamız icap eder. Bana yeminin hala geçerli mi? Güçlü ellerimi kaldırarak, yeryüzünün sultanı olarak kabul ettiğim sizler huzurunda bağlılığımı ve sadakatimi beyan ederim. Devletimizin varlığı daim olsun, bundan böyle kılıcım, yalnızca sizin emrinize amadedir sultanım. Seni aramızda görmekten şeref duyduk Kılıç Arslan. Bu yeminden sonra Selçuklu Bey'i Muhammed Şah, Alanya'da fetih hazırlıkları için belirmişti. Hızlıca ordumu harekete geçirdim ve savaşı başlattım. Muhammed Şah'ın ordusu pek güçsüz olsa da mancınıklarla beni hedef almışlar ve savaş meydanında ağır yaralamışlardı. Atım ise ölmüştü. Nihayetinde atlı birliklerimiz sayesinde bu savaşı da zaferle noktalamıştık. Üst üste giriştiğimiz savaşlar neticesinde asker kaybı yaşadığımızdan orduya takviye yapmamız gerekiyordu. Bunun için Alanya ve Kars kalelerinden deneyimli ve elit askerler orduya kattık. Aynı şekilde kale fetihlerinde işimizi kolaylaştırmak için de koçbaşı satın aldık. Asker sayımız 114 olmuş, hazinede ise 90 bin akçe vardı. Rutkan şehrine gidip kargı vuruşlarında kullanabilmek için yeni dökülmüş bir mızrak aldım. Kullandığım yay da eskidiğinden onu da değiştirme kararı aldım. Daha sonra tekrardan Anadolu'ya döndük. Devletimizin ayakta kalabilmesi için daha fazla lord tarafımıza çekmeliyiz. Aksi takdirde bir devletin bize savaş açması durumunda topraklarımızı kaybedebiliriz. Alarahan Kalesi'ne mektup gönderip, Selçuklu Bey'i İbrahim Paşa'yı bize katılmaya ikna edelim. Aksi takdirde ordumuzla fetih için geleceğimizi bildirelim. Eğer direnirlerse savaş yoluyla almalıyız. Buna mecburuz. Biz ele geçirmezsek Bizans ele geçirecek. Kılıç Arslan dediklerinde haklıydı. Hemen bir mektup yolladık İbrahim Paşa'ya. Mektubumuza karşılık çok sürmeden gelmişti. Nihayetinde İbrahim Paşa da bize bağlılığını dile getirmiş ve Alarahan Kalesi'nde de bizim sancağımız dalgalanmaya başlamıştı. Hızla büyüdüğümüzü gören Bizans İmparatorluğu bize karşı kayıtsız kalmamış ve onlara haraç vermemizi, aksi takdirde savaşa hazırlanmamız gerektiğini bildirmişti. Bizler Sultan Keykavus gibi boyun eğmeyecektik. Haraç teklifini reddedip karşılıklı savaş ilan etmiştik. Bizans'a dur demenin vakti gelmişti. İlk hedeflerimizden olan Bitlis Kalesi için hazırlıklara başladık. Parçalar halinde savunmaya gelen Bizans lordlarının Bitlis Kalesi'ne girmelerini engellemek için dışarıda topluca mücadele verecektik. Winnekind, Heraklius, Basil, Justinian ve diğer lordlara karşı dışarıda mücadele versek de bu yetersizdi. Üstüne üstlük kayıplarımız her ne kadar az da olsa ordularımızın büyük bir kısmı yaralıydı. Orduya takviye lazımdı.
Alanya ve Kars kalelerinden olabildiğince asker topladık ve erzak satın aldık. Bitlis'e yığınla Bizans ordusu savunmaya geldiğinden artık taktiksel hamlelerde bulunmanın vakti gelmişti. Konya şehrine gidip sahte bir kuşatma başlattım. Neticesinde 3 lord Konya'yı savunmaya gelmişti. O sırada Bitlis'e döndüğümde 336 askerimize karşılık 561 askerle savaşacaktık. İlk saldırımızda biz 60, onlar da 100'e yakın asker kaybetmişti. Savaş devam ederse net olarak kaybedecektik. Orduya geri çekilme emri verdim. Rehavete kapılan Bizans lordları kale dışına çıkınca istediğimiz olmuştu. Taktiksel avantajımız olduğundan meydanda Bizans'ı keklik gibi avlayabilirdik ve savaş başlamıştı. Bu zorlu mücadeleden de zaferle ayrılmış, envanterimizi ganimetlerle doldurmuştuk. Savaşı kazanmıştık fakat ordumuz erimişti. Ordumuzun yarısından fazlası yaralı olduğundan son hamlemizi Bitlis'i ele geçirmek için kullanmalıydık. Bizans lordları tekrar gelmeden Bitlis'e girdik. Son hamlemizi en doğru şekilde kullanmıştık. Ve Bitlis kalesini ele geçirmeyi başarmıştık. Savaş hız kesmeden devam ediyordu. Bitlis fethinden sonra 1. Kılıç Arslan ordusuna Keykavus'u etkisiz hale getirmek için hücum emrini vermişti. Ancak bizim de yardımımız gerekiyordu. Zorlu geçen savaşı zaferle sonuçlandırsak da 132 kişilik ordumun 100'ü baygındı. Bir savaş daha kaldıramazdı. Onca savaştan sonra elde ettiğimiz ganimetleri satmış ve hazineyi tüm zamanların en üst seviyesine çıkarmıştık. Ayrıca esirlerimiz arasından atlı elit Türk askerlerini de ordumuza katmıştık. Sonrasında Kün Türk Devleti beylerini dinlenmeleri ve yeni kararlar almaları için Bitlis Kalesi'nde topladım. Bizans'a gözdağı vermiştik ancak hala bizden kat be kat güçlülerdi.